Değerli öğretmenim, birinci kapalı bir insana nasıl yaklaşacağımızdan bahsetmiştik. Ee, olayları güvenli çok önemli ondan bahsettik. İlk yardım önlenen bahsettik. Ee, kurtarıcının kendi güvenliğinin çok önemli ondan bahsettik. Bir çocuk, bir yetişkin karşımıza çıktı ve onu düşmüş vaziyette bulduk ya da gözümüzün önünde düştü. Ne yapacağız? Nasıl temel yaşam desteği uygulayacağız? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Bu çok önemli çünkü temel yaşam desteği de ilk yardım gibi olay yerinde yapılması gereken bir işlem ve sadece ellerimizle ya da işte suni solunumla ağzımızla yapacak bir işlem. Bir insan hayatı bize bağlı, kalbi durmuş. Bir insan ne demiştik? Ya solunumsal olarak arrest olabilir çocuklarda özellikle ama kalbi bir süre daha çarpmaya devam eder bir süre sonra fonksiyonu durur. Ya da ne demiştik kalp durmasında olur. Kalp durmuşsa bir insanın solunumu zaten durur bilinç kapanır hasta hareketsiz kalır. Dolayısıyla biz böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman kalbi durmuş kardiyak arrest olarak kabul ediyoruz. Peki... Ne de temel yaşam desteği? Temel yaşam desteği yaşamı kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra hava yolu açık ne demiştik? Airway, ABC demiştik ya. Kaybı durmuş bir kişiye yapay suni solunum ve akciğerlere oksijen göndermek ve kanlanmasını yani beyne kan göndermek için de kan pompalaması için de dışarıdan yaptığımız kalp masajı işlemine biz temel yaşam desteği diyoruz. Gördüğünüz gibi ilk yardım gibi burası da ilaçsız tamamen bizimle olan bir işlem. Ne yapacağız? Ne demiştik? Önce güvenlik. Hastaya doğru yaklaşmadan önce etrafımızda bizim için ve hasta için tehlikeli olan bir durum var mı? Mutlaka önce bu risklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Azaltılması gerekiyor ya da. Sonrasında hastaya geliyoruz. Ne demiştik? Bilinç kontrolünde omuzlarından sarsarak eğer bebekse topuklarını ayaklarına vurarak, dokunarak bilincini kontrol ediyoruz. Beyefendi, hanımefendi iyi misiniz? Eğer hasta bize cevap veriyorsa bilinci yerindedir. Eğer cevap vermiyor ise hasta. Demek ki bu hastanın bilinci yok. Bilinci olmayan bir hastayı biz ilk yardımcı olarak tek başımıza onun sorununu çözme şansımız yoktur son derece düşüktür o yüzden bizim hemen yardım istememiz gerekir yardım istemek için hastayı da bırakamayacağız o sırada hemen kafamızı kaldırıyoruz etrafta birileri var mı etrafta birileri varsa şanslıyız hasta da şanslı hemen eğer yanımızdaki o da ilk yardım bilen bir ilk yardımcıysa onun 112'yi aramasını ve varsa etrafta otomatik ekstra defibrilatör getirmesini isteyeceğiz ne demiştik yetişkinlerde kalp durduğu zaman dört tane ritimle karşımıza çıkıyor. Bunlar neydi? İki tanesi böyle testere dişi gibi olan ventriküler fibrilasyonuyla taşikardi. yani kalp kendi kendine böyle fibrili oluyor. Kafası karışıyor. Bunun tedavisi neydi? Bir an önce şoklamak, şok uygulamak. Ondan sonra bu, bu çizgi tık sonra tık 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 normal sinüsitine dönüyor demiştik. Ama hasta eğer düz çiziyorsa ya da başka bir ritim varsa normal sinüsüne benzeyen fakat nabzı yoksa bu şoklanamaz bir ritimdi. İşte bir an önce bu şok cihazının olay yerinde olması gerekiyor. Yine yani ne demiştik? Eğer şoklanamayan her dakika hastanın ölüm oranını daha da arttırıyor. Hayatta kalma olasılığını daha da düşürüyor. Dolayısıyla bir an önce bize şok cihazını getir diye aslında 112'yi de arıyoruz ve al ileri tedaviye gider götür bu hastayı diye. Dolayısıyla etrafta eğer işte alışveriş merkezlerinde, havaalanlarındaki gelişmiş ülkelerde zorunludur. Kalabalık yerlerde otomatik eksternal deflatör bulunması zorunludur. Neresi bunlar? Havaalanları, neresi alışveriş merkezleri, işte üniversite büyük okul alanları vesaire. Bizim ülkemiz henüz bu gelmedi inşallah yakında gelecek. Bir an önce olay yerine şok cihazının ulaşması gerekiyor. Şu anda olay yerinde yoksa ambulanstan gelene kadarki geçen süre hastanın hayati fonksiyonlarında sorun yaratabilir. O yüzden de aslında biz 112'yi isteyerek ve 112'yi getirterek bunu bir an önce öne getirmiş oluyoruz. Eğer etrafta bizim ekip arkadaşımızın dışında başka birisi varsa Birden fazla kişi varsa bazen kafa karışıklığı meydana geliyor. Birisi 112 arasın dediğimiz zaman ya herkes birbirine bakıyor ya da herkes aramaya çalışıyor ki herkese cep telefonu var birisi gidip bakmıyor. O yüzden direkt işte siz yeşil montlu beyefendi lütfen 112 ya da 112'yi arayıp bana bildirir misiniz? Bu arada telefonunuzun hoparlör kısmını lütfen açın diye komut vermemiz gerekiyor ki 112'de konuşmaları biz de şahit olalım Çünkü oradan bize yönlendirecek olan dispatcher'lar, oradan komuta merkezindeki sağlık personeli de var. Onunla beraber hareket etmek zorundayız. Ne yaptık? O güvenliği sağladık. Ne yaptık? Hastanın birinci bilinç yoksa hemen etrafa baktık. Birileri varsa o ED'ye getirmesi için ya da 112 araması için yardım istedik. Sonraki basamağımız nedir? Hemen hastanın diş çöküp Kontrol etmek, giysilerini gevşetmek, işte boynunda varsa, göğsünde varsa açmak. Hastayı böylece bir sonraki pozisyona da hazırlamış oluyoruz. Nedir? Birazdan kalp masajına geçeceğiz. Hemen ne yapıyorduk? ABC. A neydi? Airway. Hava yolu. Yani ağız içi. Ağız içini kontrol yap. Ağız içine ne tıkamış olabilirdi? Bunu konuşmuştuk. İşte yabancı isim nedir? Taş, toprak dışarıdan. Nedir? Kendi kanı kendi tükrüğü, kendi kusmuğu olabilir demiştik. Ya da yaşları takma diş olabilir demiştik. Hemen varsa ağız içerisinde onu çıkarıyoruz. Sonra ne diyor? Sonra hastaya baş boyun pozisyonu vermek. Baş geri çene yukarı pozisyonu vererek hastanın hava yolu açıklığını sağlamak. Bunun için yapıyorduk. Çünkü ağız içerisinde yabancı yabancısı yoksa eğer bizim istemli kas olan dilimiz yer çekiminin etkisiyle dilin kökü hava yolunu tıkamak için aşağı doğru iniyor. Ve ne oluyor? Solunun yolunu kapatıyor. Sizinle bir uygulama yapmıştık hatırlarsanız. Neydi o uygulama? Önce nötr pozisyonda nefes alıp vermiştik. Gayet iyi alıyoruz. Sonra çenemizi öne getirmiştik. Zorlandık. Bir de geriye atmıştık. Daha rahat almış. İşte aslında bizim yaptığımız hastaya da bu. Baş çene pozisyonu. Ne yapıyorduk? Daha önce yapmıştık. Elimizi kaldıralım bir elimizi diye şu pozisyonda diğer elimizi iki parmağına kaldıralım. Bu el hastanın alnına yerleşecek. Diğer el çeneye alnına bastırıp başı geri dolatıp çeneyi hop yukarı doğru kaldırdığımız zaman bu pozisyonu vermiş oluyor. Baş giriş çene yukarı pozisyonu. Şu pozisyonu lütfen yapalım karşılıklı. Kaldırdık elimizi. Diğer elimizin iki parmağını hastanın başını hayal edin. Alnına elimizi koyduk. Çenesinden yukarı kaldırdık. Hop ne oldu? Hava yolu sağlamış olduk. Evet A'sı açık, B'si ahoyun açtık. Acaba soluk geldi mi? Bazen kendine gelir hasta birden ama emin değiliz. Ne yapacağız? Hemen bak dinle set pozisyonuna geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Hastanın başına doğru kulağımızda ağzına doğru eğiliyoruz. Gözümüz ne orada olacak? Hastanın ...göğüsünde. Bir elimizi göğsüne koyuyoruz. Ve hasta nefes alıp verirse bizim nasıl nefes alınca ...göğsümüz kalkıyorsa... ...hastanın da göğsü yukarı kalkıp aşağı inmesi gerekiyor. Bu arada onu gözlüyoruz. Göğüs kalkıp iniyor mu? Ne yapıyoruz? Solunum seslerini ağzına yaklaştığımız kulağımızda dinletip hissetmeye çalışıyoruz. Buna maksimum 10 saniye gireceğiz. Hasta baktık, nefes alıyor. Tamam, sorun yok, nefes alıyor. 112'yi beklerken hastayı kurtarma pozisyonuna alıp bekliyoruz. Ama hastada soluk yok... Hemen kalp masajına başlamamız lazım. Kalp masajına başlamadan önce yapacağımız bir durum. Eğer o zamana kadar etrafta birileri yok ise ve yalnızsak bir şekilde 112 aramamız lazımdı. Hasta hava yolunu açtık. Belki hava yoluna basit bir manevra açarız ama hasta nefes almıyor. Masaja başlamadan önce yine bana 112'yi getir diye aramamız gerekiyor. İşte bu esnada yalnızsak 112 bu esnada arıyoruz. Zaten çoğumuzun cep telefonu olduğu için 112'yi aradıktan sonra e, hoparlör moduna getirip cep telefonunu yanımıza bırakıyoruz. Bu arada biz kalp masajına devam ediyoruz. Bir taraftan konuşurken bir taraftan da zaman kaybetmemek için kalp masajına devam etmemiz gerekiyor. Burada bir e, şey var. Eğer otomatik eksternal defibrilatör ulaşacağımız kadar yakınsa onu getirip öyle CPR başlamakta öneriliyor. Peki kalp masajını nasıl yapacağız? Kalp masajını nereden yapıyoruz demiştik? İman tahtasından yani göğüs kemiğinin üzerine. Ne yapıyorduk burada? Aslında göğüs kemiğiyle alttaki omurga arasında kalbi sıkıştırıyorduk. Bizim kalbimiz nasıl her sistolde basıp her bastıkça bütün kanı gönderiyor. Biz şimdi onu yerine geçerek her basışta o kanı tüm vücuda pompalıyoruz. Bıraktıkça da kan tekrar geri yerine dolacak, kalbi dolacak. Biz reko deniyor buna. Buna izin vermemiz gerekiyor. Yani göğsün geri kalkmasına izin vermemiz gerekiyor. Kalbi sıkıştırdık, tekrar bırakacağız. Nasıl yapacağız? İman tahtasını bulacağız. İman tahtasını bulmak için iki elimizin işaret parmaklarını biri boynun üst tarafındadır, biri de göğüs alt taraftadır, karnın ortasından yakındır. Kemiğin bittiği yere işaret parmaklarımızı koyuyoruz. Sonra baş parmaklarımızı birleştiriyoruz. Kabaca bir C harfine benziyor gördüğünüz gibi 2C. Bu 2C'yi sternuma yani göğüs kemiğine koyduktan sonra üstteki elimizi kaldırıyor. Ee, üstteki elimizin e, üstteki elimiz ve alttaki elimiz kabaca eşit olmak durumunda. Onun eşit olması için böyle bir dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim yasaj yapacağımız yer göğüs kemiğinin alt tarafı. Dolayısıyla Elimizi kaldırıyoruz üstteki elimizi. Alttaki elimizin elimizi herkes şöyle yapsın lütfen. Evet, elimizin şu tabanını, tabanını hastanın alt göğüs kemiğinin alt yarısına koyuyoruz. Diğer elimizi kaldırıyoruz. Üste e, alttaki elimizin yani göğüs kemiğinin üzerine koyan elimizin üstüne koyuyoruz ve parmaklarımızı birleştiriyoruz. Dirsekleri kırmadan tüm vücudumuzla aynı anda bastırıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve her bastırdığımızda 1 bastırıyoruz. Sistoli yaratıyoruz. Yani kana bütün vücuda gönderirken ve ile ne yapıyoruz? Kalbin tekrar dolmasını sağlıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12, 13 artık bundan sonra V demiyoruz. O ikinci birler, ikinci rakamlar bizim kalbin dolması süresini gösteriyor. 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Her hareketimiz göğüsü yeteri kadar çöktürmek zorunda. Bunun için neye kadar çöktüreceğiz? Yaklaşık yetişkinlerde 5 santimden az olmaması ve 6 santimde geçmemesi gerekiyor. 5 santimden az olan çöktürmeler göğsü yeteri kadar bastırmadığımızı gösterirken altının üstü de fazla bastırdığımız her ikisinde yararlı olmadığı ortaya çıkmış. Ne kadar sürecek bu aslında? Dakikada 100-120 olacak şekilde. Peki 5-6 santim ne kadar? Nasıl ayarlayacağız? Kabaca göğüs yüksekliğinin 3'te 1'i kadar çöktürmemiz gerekiyor ki yeteri kadar efektif olsun. Dakikada 100-120 nasıl ayarlayacağız? İşte 30 kere yaptığımız zaman e, bu süreci, 32-32 yaptığımız zaman kabaca dakikada 100-120 bası sağlamış oluyoruz. Her basışta biz aynı zamanda ne yapmış oluyoruz? Beyni, beyne kan pompalamış oluyoruz. Her bırakışta da ne yapıyoruz? Beyinle beraber tüm organlar ama asıl hedef beyin. Her bırakışta da ne yapıyoruz? Kalbi tekrar dolduruyoruz. Peki, hemen arkasından ne yapmamız gerekiyor? Suni solunum. Yani iki solunum. Bunun için ne yapıyoruz? Tekrar baş çene pozisyonu. Kolumuzu tekrar kaldıralım. İki parmağımızı kaldıralım. Neydi pozisyon? Hop, başı yukarı doğru kaldırmaktı. Burada sadece bir ve ikinci parmaklarımızı boşa çıkarıyoruz. Neden? Birazdan suni teneffüs yapacağız. Suni solunum yapacağız. Suni solunum iki şekilde yapılır. Ya ağızdan ağza, ağızda, ya ağızdan buruna. Ağızdan ağıza verirken burundan kaçmasın diye burunu kapatırız. Burun sıkacağız. Ağızdan buruna verirken de ağızdan hava kaçmasın diye ağızı kapatmamız gerekiyor. Yani bu iki parmak az önce kaldırmış olduğumuz eller iki el iki parmak kaldırdık. Hop bu parmağı kapat. Ağız dolusu nefesi alıyoruz kendimize. Şey bütün e, akciğerimiz dolduracak kadar alıyoruz bu en az bir saniye olacak şekilde hastanın ağzından tamamen ağzını içimize alarak dudaktan içi ağzımız için alarak nefesi veriyoruz. Bunu bir kez daha tekrar diyoruz. Her verişte de göğüs kafesinin kalkıp indiğini de görmeye çalışıyoruz gözümüzde. Eğer göğüs kafesi yeteri kadar kalkmıyor ise demek ki biz efektif havayı veremiyoruz demektir. Veremiyorsak iki sebebi var. Bir tanesi ya baş pozisyonunu doğru vermemişiz. Hem onu tekrar düzeltmeye çalışıyoruz ya da yabancı cisim var demektir. Nerede? Solunum yoluna kaçan. Bu göğüs biz tekrar nefes vermeye devam edersek bu solunum yoluna kaçan e, şeye daha kötü ileriye kadar gidebilir. O yüzden daha fazla zorlamadın hemen ne yapıyoruz? Kalp masajına devam ediyoruz. Yani ne oldu? 32, 32, 30 kalp masajı, 2 solunum, 30 kalp masajı, 2 solunum şeklinde devam ediyoruz yetişkinlere olan bizim e, CPR'ımız. Ne zamana kadar devam edeceğiz bunu? Biz yorgunluktan şu bitinceye kadar, sonuna kadar. Ben bunu şöyle tarifliyorum değerli öğretmenim. Kendi yakınımız olsa ne zaman bırakırız? Bırakamayız değil mi? İşte sonuna kadar. 112 personeli ulaşıncaya kadar ya da yani birisi bizi alacak ya da bir başka bir iki adım gelecek ona devredeceğiz. Ya da ya da hastanın solunum fonksiyonları yerine gelene kadar CPR'e devam edeceğiz. Buradaki amacımız ne? 112 sağlık personeli gelene kadar beyin oksijenlenmesini sürdürmek. Bunu yaptığımız zaman işte dersin başında anlattığım hastanede ne demiştik? Ne kadar iyi hastane sistemimiz de olsa en fazla %10-15'ini canlı olarak evine gönderebiliyoruz. İşte geri kalan bu 85 90 ulaşmak için bizim alanda mutlaka beyin fonksiyonlarını sürdürmesine oksijene ihtiyacımız var.